Selamünaleyküm arkadaşlar. Nazar boncuğu atmaya devam. Videonun başında. Tabii ki de ilk önce yorum yapıp video önce beğeniyoruz. Sonra izlemeye devam ediyoruz. Ne yapıyorsun Abdullah Usta? Şaheseri mi çekiyor? Şaheseri çekiyor. Müşterileri bilgilendiriyoruz. Ne aşamadayız? Ne yapıyoruz tamam, diye? Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi pistonlarımız değişti. Bu Ford'un Z-Tech. Ford'u toplamaya devam ediyoruz. Hemen şöyle göstereyim. Hemen şurada da bir adet kapağımız var. Spoplar, mboplar. Allah ne verdiyse elden geçti. Bu kapağı değiştirdik arkadaşlar. Hemen şuraları da göstereyim sizlere. Bir önceki videoda buralarımız çatlaktı zaten. Biliyorsunuz. Ve bir önceki sindir kapağımızdan ciddi anlamda yüzey alındığı için sindir kapağı değişti. Şimdi biz bunu toplama aşamasına geçeceğiz. Tabii ben videoya başlamadan önce burası, alt kartel bunları topladım. Benim için zaten bu kısmı topladıktan sonra motor bitti demek arkadaşlar. Şimdi motor çevresinde temizlemem gereken yerler var. Örnek veriyorum şuralar. Buraları tel fırça falan yapacağım. Güzel toplayacağım bir motoru. Bugün yüksek ihtimalle toplamasını yaparım. Ama siz çalıştırana kadar bu videoyu izleyeceksiniz yüksek ihtimalle. Yani hepsini çekerim ve montajlarım. En azından şuralara falan bir tel fırça vururum. Üst tarafı toplarım diye düşünüyorum. Yani güzel temiz bir şey çıksın diye düşünüyorum. Evet, durum bu. Keşke sindir kapağını kurtarabilseydik. Ama gördüğünüz üzere o bir önceki videoda ciddi anlamda çatlaklar ve piston kırığı aynı zamanda ister istemez maliyeti arttırdı. Hem piston değişimine gidildi hem sindir kapak değişimine gidildi. İster istemez maliyet arttı. Bu motoru daha önce açılmasaydı, yani bu şekilde sindir kapağı yüzeyinden alınmış olmasaydı çok fazla bir şekilde, ki hararet görmüş çünkü, sindir kapağını tekrar kurtarabilirdik. Bu da ciddi anlamda bir maliyetimizi azaltırdı. Ama ne yazık ki arkadaşlar, şu an maliyetimiz normalinden fazla. Yani motor açıldığında abi ne çıkacak, ne kurtaracak, 3 aşağı 5 yukarı ne olur gibi rakamları ne yazık ki veremiyoruz. Bunun içini görmeden arkadaşlar, bunun da bilgisini vereyim. Kimse size bunun bilgisini veremez önceden. Abi şu çıkar, bu çıkar diye ortalama bir fiyat verilir. Ve böyle sürprizler çıkar. Örnek veriyorum, bu değil blok çıkmış olsaydı daha farklı bir durum olurdu. Hem bu hem bir blok çıkmış olsaydı daha da rakam çok farklı olabilirdi. Şimdi ben bunu toplamaya başlayayım. Dizerim. Dizdikten sonra etrafını sizlere bir gösteririm. İşte hangi parçalar var, neleri taktık diye. Sonra bu makineyi üstüne atarız. Ve Allah'ın izniyle tesisatını vesairesini toplar, marşına basarız. Deyip bismillah deyip işe koyulacağım. Şimdi şanzıman arka taraftan başlayacağım. Sindir kapağını sonra koyacağım. Etrafı falan filan derken Allah'ın izniyle bunu dikeceğiz. Hadi bismillah diyoruz ve işe koyuluyoruz. Evlatı topladım. Yalnız kubito kapak contam yanlış geldi. Bunun yenisini bekliyorum. Şanzımanı da yıkadık. Nasıl duruyor? Şu keçeleri de değiştiriyorum ben. Genelde yağ gördüysem onları da değiştiriyorum. Böyle duruyor gördüğünüz üzere. Bunun sentesini yüksek ihtimalle çektim arkadaşlar. Eğer merak edenler varsa bir dahaki sefere çekmem için yorumlar kısmına arkadaşlar yazmanız yeterli. Yani senteyi de anlatayım. Şuradan bir aparatı var. Şimdi aparatları kaldırdım. Bunu çıkartıyorsunuz. Önce grank kilitliyorsunuz. Sonra arka tarafa şöyle lama takıyorsunuz. Şu görmüş olduğunuz. Zaten şu an sentede. Bakın şu görmüş olduğunuz ayların ufak olanları üst tarafta oluyor. Lama buradan giriyor. Üst tarafları bu şekilde kilitliyorsunuz. Alt tarafı kilitledikten sonra önce kasna, sonra şunları daha önceden gevşetmiş olduğunuz eksantrikleri sıkıyorsunuz. Yani ilk önce grangı, sonra üst eksantrikleri sıkıyorsunuz. Oluyor, bitiyor. Gayet güzel duruyor. Hoşuma da gitti. Bir de marşına basıp da Allah'ın izniyle sesini duyduğumuz zaman var ya. Değme keyfine. Şunları soracak olan varsa, bakın bunun bilgisini de buradan size vereyim. Boş bir video olmasın. Şimdi bunları daha önce yüksek ihtimalle LPG için buradan delmişler, tamam mı? LPG de normalde ben LPG'ci değilim. LPG'ci arkadaşlarımız da bunun açıklamasını yapabilirler. Ama LPG'de bizim başımıza geleni sizinle paylaşayım. Bunlar burada kaldığı zaman enjektörü bu dipten de verseniz MM manifolduna bakın, uzak kalıyor, tamam mı? Buradan gaz gidemiyor.
O yüzden dibi tekrar delmişler, buraları köreltmişler. Bir de bu borular uzun olmayacak arkadaşlar. Mümkün olduğunca MM manifolduna yakın olacak. Bu ne gibi sıkıntıya yol açar? Örnek veriyorum, rampada vesaire kalkmak istersiniz gaz verdiğinizde. LPG'de ise araba biraz daha geç gaz yer. Yani yakıt tam anlamıyla girmez içeri. Direkt yakıtı algılayamaz. Geç gaz yer. Bu patlatmaya kadar gider arkadaşlar. Manifold patlatmaya, patırdamaya, yanlış ateşlemeye kadar gider. Aynı zamanda motorun performansını da yersiniz. İstediğiniz verimi ve çekişi motordan alamazsınız. Bu manifoldun ilk halini hatırlayanlar varsa manifoldu da yıkadım. Yorumlara yazabilirler. Nasıl? Temiz olmuş mu? Neyse. Kapak contam gelsin. Keçeleri de çakayım hazır yerdeyken. Tamamen kapatayım. Üstüne atalım arkadaşlar. Sonra sağını solunu toplayalım. Nasıl söktüysek öyle toplayacağız. Yüksek ihtimalle bundan sonra çalıştırma videosu, yani bitirme videosu gelecek. Zaten görüyorsunuz. Bunları falan hep çürümüştü. Şu bende vardı çıkma. Çürük değil de bunu kullandım. Oh, yani gayet güzel. Bir de marşına basıp sesini duyarsak Allah'ın izniyle bu işi çözmüş oluruz. Bu akşam yerine atayım bunu ben de. Yarın komple tesisat toplar. En son marşına basarız. Çalışma sesini size dinlettiririm. Hemen şöyle şurayı da göstereyim size. Bakın bu da motor içi. Motor içi de leş gibiydi. Bunu ilk söktüğüm zaman biliyorsunuz. Ama motor içini yıkadım. Bakın. Şu alt traverslerde biraz var. Tazyikli bir makinem olmadığı için arkadaşlar oraları inemedim. Kupayı da taziye götüremediğim için yıkayamadım. Ama yüksek ihtimalle bunu bitirdikten sonra en sonunda şu alt kısımlara da bir güzelce suyla, tazyikli suyla alt tarafı yıkayıp Allah'ın izniyle motoru yerine koyar ve bu işi bitiririz. Hadi bakalım, Bismillah deyip çalışmaya devam edelim biz, siz de izlemeye. Dedim ki gelen yorumlara üzerine ben de biraz yorum katayım. Birçoğunuz dediniz ki, öncelikle şunun konuda özür diliyorum. Motorun detaylı videosunu istediniz benden arkadaşlar ama benim videolarım işi bitirdikten sonuna geliyor. Bunun için özür dilerim. Gerçekten hani motorun detaylı toplama videosunu çekemediğim için kusura bakmayın. Ama bir dahaki sefere gelirse daha detaylı çekmeye çalışacağım. Bu konuda söz vermeyeyim ama daha detaylı çekmeye çalışacağım. Şimdi birçok arkadaşımız bu motor çöp, altına at, üstüne at, komple motor at vesaire gibi yorumlar yazmış. Biz ne kadar motor at, blok, yedek parça geçse bile arkadaşlar bunun bir yasal süreci vesairesi var. İster istemez bu bizi etkiliyor. Yani kullanıcıyı da aynı şekilde etkiliyor. Bunu da geçtim. Biz sağlam olan bir malzemeyi değiştirme taraftarı değiliz arkadaşlar. Eğer bir parça gerçekten kullanılabilir, hala bizim için bir ömür teşkil ediyorsa bunu kullanıyoruz. Zaten bizi tercih etmelerinizin, yani sizlerin arasından bizi tercih etmelerinizin birçok sebebi de bu. Yani biz kullanılmayacak bir parçayı gerçekten değiştiriyoruz. Ama kullanılacaksa da bunu kişiye uyurarak, abi bak şöyle olur, böyle olursa böyle olur diyerek kişiye bu araçları teslim ediyoruz. Allah şükürler olsun, aracımda herhangi bir şey yok. Tekleme vesaire, rolantide durmama, ne bileyim slip sesidir, duman atmaları vesaire yok. Biz yaklaşık 300 kilometredir kullanıyoruz. Sinan Usta, bir marşa basma şansın var mı? Motor sesini duyurayım. Hava karanlık arkadaşlar, akşam çekimi, o yüzden görüntü kalitesi biraz düşük olabilir. Çalıştıramazsın abi. Hemen şöyle vereyim sana. Antifrizimizi de doldurduk. Evet. Durum bu. Gönül ister ki bütün malzemeleri söktüğümüzde her şeyde Ford amblemi olarak yedek parçasına varana kadar hepsini değiştirelim. Veya temiz bir şekilde iş yapalım. Ha, biz yaptığımız iş temiz değil demiyoruz. Ama biz de tabii ki de orijinal malzeme kullanma taraftarıyız. Biz de herhangi bir sıkıntı çıkmasın diye hep orijinale kaçma taraftarıyız. Her şeyi değiştirme taraftarıyız yeri geldiği zaman. Ama bu insanların cebine külfet olarak arkadaşlar geri yansıyor. Birçok arkadaşımız bu konuda muzdarip, bana gelen yorumlar üzerinde bunlar var. Bunların hiçbirini sizlerle paylaşmadım. Hiçbirini konu haline getirip de arkadaşlar sizinle bu konuyu da tartışmadık. Oturup da ne bileyim anlatmadım da, ama var. Ya biz istiyoruz ki gerçekten biz kendimiz nasıl binebiliriz? Bu araba uzun süre nasıl kullanılabilir? Bu araba nasıl yolda kalmaz? Eğer bu parçadan dolayı yolda kalabilir veya en ufak bir rizikosu varsa bizim için, bu ufak bir boru kelepçe dahi olsa biz bunu zaten değiştiriyoruz. Ama bizim için bu 2 sene 3 sene
kendimizce diyoruz bunu. Tabii ki de bunun garantisi yok. Patlamayacak anlamına gelmiyor ama gözlem yaptığımızda ben olsam bu şekilde biner miydim dediğimiz arabayı biz genelde teslim etmeye çalışıyoruz. Durum bundan ibaret. Aracımız da bitti. Sizin de bir maşallahınızı alırız. Önceki hali neydi? Şimdi ne oldu? Gayet güzel oldu. Çiçek gibi oldu. Kazasız belasız sürüşler diliyorum sizlere de. Umarım video faydalı olmuştur. Benim çok hoşuma gitti bu motor. Güzel de oldu diye düşünüyorum. Sizler de yorumlara artık kendi düşüncelerinizi paylaşırsınız. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.